Arkadaşlar, kurmuş olduğumuz şu andaki çağrı model isimli çadırımızın mahya ve yan pencereleri açılmadan içerisindeki karanlık halini görüyorsunuz. Biraz sonra yan pencereler, üst şeffaf mahyalar açıldıktan sonra bu çadırımız için sanki ışıklandırma yapılmış gibi aydınlık olacak. Bölgemiz Bartın Ulus Agaköy arkadaşlar. Çağrı isimli modelimiz 10 x 34 metre uzunluğunda akıllı pencere sistemi, şeffaf havalandırma sistemi, kuş girmez sistem. Ne demektir bu? Şu dışarıda görmüş olduğumuz, şurada görmüş olduğumuz tel kaplamamız, çelik telin üzerine PVC kaplamadır arkadaşlar. Gözenekleri görmüş olduğumuz gibi 1 santime 1 santim, yani toz moz tıkama şansı yok arkadaşlar. Bunun arka tarafında birazdan içeri geçip göstereceğim bu malzemenin. Bu malzemenin arka tarafında şeffaf şeklinde akıllı pencere sistemi mevcut. Şurada bir izocam parçası kalmış. Onu üfledim, gitti. Bu şekilde ustalarımız bir taraftan şu anda mahyaları takıyor. Şurada mahyayı göstereyim. Bu görmüş olduğumuz mahya şeffaf bir mahya. 2 metreye 1 metre eninde. Bunun altında yine yüksek derecede 160 santime 80 santim hava çıkışı var. Onun üzerinde yine şu pencere görmüş olduğumuz kuş girmez dediğimiz malzememiz mevcut. Şimdi içeriye doğru hareket etmeye başladım. Biraz önce bu çadırın havalandırmalar açılmadan önceki videosunu çektim. İçerisi inanın ki zindan gibiydi arkadaşlar. Şöyle. Burada bir 2.70'e 3 metre yüksekliğinde traktör girebilecek kapasiteli bir şeyimiz var. Kapımız var. Tekrar yan tarafında da personel kapısı dediğimiz kapımız mevcut. Evet. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Bakın. Sol taraftaki hat açıldı. Sağ taraftaki hat şu anda açık değil. Üst taraftaki hat komple açıldı. Sanki bir floresan led lamba döşemiş gibi ışık süzmelerini görüyorsunuz. Şu anda saat akşam üzeri 6.30-7, güneş yok. Yani bunu gündüz vaktinde bu ürünün videosunu çekmiş olabilseydik daha ve daha aydınlık olacaktı. Şimdi gelelim içerideki söylemiş olduğumuz malzemeye. Şu şekilde bir aparat yardımıyla bu şeffaf penceremiz, bakın arkadaşlar, şu şekilde açılımı sağlanıyor. Şurada görmüş olduğumuz gibi yüksek derecede hava çıkışı var. Buradan da yukarıya doğru, mahyaya doğru dışarıdan gelen temiz hava rahatlıkla çadır içerisindeki pis kokuyu, kötü hava koşullarını devre dışı bırakıyor. Bu malzemenin aparatı birazdan takılacak. V şekilde yukarıya doğru bakar şekilde bu malzememiz monta olmuş olacak. Şurada da yeniden diğer penceremiz şu şekilde arkadaşlar. Yine burada bir sürgüsü var. Bu sürgüyü aşağı indirdiğimiz zaman şeffaf havalandırma yan penceremiz çalışmış oluyor. Ustalarımız bir taraftan yukarıda görmüş olduğumuz mahyaların tellerini taktılar. Bir taraftan da üst mahya şeffaflarını takıyorlar arkadaşlar. Bu çadırımız Bartın Ulus Agaköy'de. Bu bölgeden yayınımızı izleyen arkadaşlar gelip burada Mahir Bey ile görüşüp çadırın içerisini gezebilir arkadaşlar. Ancak aparatı takılı değil. Biraz dursun. Bakın görmüş olduğunuz akşam üzeri. Mahir abi saat kaç? Şu anda kaç saat? Hava bulutlu. 6.20. Hava bulutlu. Dağların arasında bir bölge. İçerideki aydınlık bu şekilde. Ve sol taraftaki 4 pencere şu anda açık değil. Zaten şu yemlikler olduğu bölüme bakarsanız, yemliklerin olduğu bölüme bakarsanız gayet aydınlık. Yukarıdan mahyalar yine ortaya doğru aydınlık veriyor. Sol taraf biraz karanlık. Burada birazdan açıldıktan sonra yemliklerin olduğu hattaki, şöyle bu hattaki aydınlığı göreceğiz.